konuşur, görüşür. Cinler? Hepsine görüşebilir. Yani mesela meleklerle görüşebilir. Yani eğer insan nur haline gelirse, ki Peygamberimiz de öyle oluyordu, vahiy alacağı vakit nur haline geliyordu. Cebrail ile rahat rahat görüşüyor. Yani görünüyor Cebrail ona, görüntü haline geliyor. Dağda da göründüğünde, ona sarıldığında orada da nur haline gelmişti. Yani boyut değiştirmişti. Bütün ufka baktı böyle. Yüzlerce kilometrelik bir kanat. Bütün ufku kaplamış. Cebrail'i gördü, baygınlık geçirdi. Acayip heyecanlandı. Yani yeniden ayılıyor. Yani bu sefer yaklaşmaya başlıyor ufukta. Ayet ediyor, yaklaştı, yaklaştı. Sonra sarktı. Artık yani neredeyse yüz yüzeler. Sonra sarılıyor. Yani hissetmesi için. İşte oku diyor. Ben okuma bilmem diyor. Bayağı kuvvetlice sıkıyor. Gene oku diyor. Ondan sonra ayet iniyor. Ayetler inmeye başlıyor. Sonra biliyorsunuz koşarak o yüksek dağdan aşağı indi hanımının yanına. Beni örtün, beni örtün diye. Evde de yani baygınlık geçirdi. Yani çok şiddetli bir etkilenme gösterdi. Hazreti Hatice annemiz üstünü örttü ama olayı anlattırdı. Sonra müjdeledi onu. Ya Peygamberimiz ben peygamberim demedi. Hazreti Hatice peygamber olduğunu söyledi. O gelen Cebrail dedi, sana vahiy getirdi, seni tebrik ediyorum dedi. Sen Allah'ın peygamberisin dedi. Mesela bak ilk kadın bunu söylüyor, görüyor musunuz? Bak ilk iman eden kadın, vahyi ilk teşhis eden kadın, peygamberliği tasdik eden kadın, peygamberi yatıştıran kadın, üstünü örten kadın, şefkat gösteren kadın, ömrü boyunca onu destekleyen kadın, vefa ve sadakat gösteren kadın. Görüyor musunuz? Evet. İşte kadının üstünlüğünü buradan anlayın. Allah onu bir nimet olarak, bir güzellik olarak yaratıyor. Peygamberimizi ikna etti. O çok heyecanlandı Peygamberimiz. Yani tam emin olamamıştı ilk başta. Çünkü ne olduğunu anlayamadı o kadar. Yani. Çok sarsıldı. Sonra vahiy devam etti. Bir ara kesildi. Vahiy kesilince çok yine Peygamberimiz tedirgin oldu. Yani emin olamadı durumdan. Ama sonra Allah Rabbin seni terk etmedi dedi Allah ayette. Yani ondan çok çekindi. Bir şey hani Allah'ı darılttığını, yani vahyin kesildiğini düşündü. İşte o da Allah'ın imtihanı abi ki kasten yapıyor Allah. Yani bakın ne düşünecek? Nasıl yapacak? Yani nasıl? Çok şiddetli imtihan olmuş Peygamberimiz aslında Hazreti Muhammed. Yani Hazreti Musa ile ikisi çok şiddetli imtihanları. Musa da öyle çok şiddetli benim gördüğüm. Hazreti Muhammed de çok şiddetli. Hazreti İsa daha rahat benim gördüğüm. O melekle insan karışımı gibi. Yani öyle bir zorlukla falan karşılaşmadı İsa. Onu doğru değil anlattıkları. Yani tevekkülü ve imanı çok yüksek. Yani sakin hayatı öyle bir şey yok. Normal havraları geziyor, tebliğ yapıyor, geziyor. Talebelerle birlikte geziyorlar. Ama talebelerinin imanlarının zayıf olduğunu farkında yani onu söylüyor zaten. Yani o kolay bir şey değildir yani imanı zayıf insanlara mücadele etmek zor bir şey. Ama ne dua etse duası oluyor mesela çok acayip o mesela onun hayret verici bir yönü. Fakat Peygamberimizin o çileye dayanması Allah çok beğeniyor işte onu. Onun için Habibim diyor. Yani çok çok seviyor Allah Peygamberimiz. Yani onun yaşadığı hayat bize anlatmıyorlar. Bize işte Bedir Savaşı'nı yaptı, Hendek Savaşı'nı yaptı, Uhud Savaşı'nı öyle anlatıyorlar. Yani münafıklardan çektiği çileyi meydana gelen çok büyük olaylar anlatmıyorlar. Hiç kimse bir bak yeni duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Peki anlatmaktan kaçınıyor. Yani işte sahabe gelirdi. Çok saygı gösterdi. Ya kardeşim öyle bir şey yok. Adamlar saygı göstermiyor mu? Bayağı bir bölümü. Cuma topluyor. Adamlar çekip gidiyor. Ayet var işte. Evet. Ayakta bıraktılar seni. Tek başına bırakıyorlar.
gelirlerdi diyor mesela, var ya dedeler falan anlatıyorlar işte şöyle, yok çok zorlanmış. Yani saygılı olan sahabeler var, doğru. Ama çok densiz ve saygısız olanlar da var. Münasebetsiz adamlar da var. Ya halkı toplamışken kervan geldi deyip peygamberi ayakta bırakıp gitmek, bu ne demek bu ya? Vahiy alan kitaplı peygamberi ayakta bırakmak ne demek yani? Ya çok büyük facia bu ya. Ya tahayyül edemiyorum ben böyle bir şeyi. Cuma suresi var bunların ilgili özel ayet. Tahrim suresi mesela, hanımlar acayip rahatsız ediyorlar. Bu ne cüret ya? Bu ne cesaret yani? Tek başına meşrutada kalıyor. Bir aydan daha fazla. Hanımlar ilgilenmiyor. Şu olayın vehametine bak ya. Bize para vermiyorsun. Bize elbise almıyorsun. İşte bize altın almıyorsun. O yüzden yapıyorlar. Bize vakit ayırmıyorsun. Ya tebliğe gidiyor peygamber. Savaşlara gidiyor, gazvelere gidiyor. Daha ziyade tebliğe gidiyor. Gece sabahlara kadar. Tebliği bırak diyor özetle yani. Şeyde, gazveyi de bırak. Bizden uğraş diyor. Yani konu bu. Ayette diyor yani, eğer dünya hayatın çekici süsünü istiyorsanız, gelin sizi güzellikle boşayayım. Ve güzel bir yararlandırma da yararlandırayım diyor. İstiyorsanız bırakayım size diyor. Düşünüyorlar bunu ya. İnanılır gibi değil. Ha bir düşünelim diyorlar. Ya şu vahşete bak ya. Çok korkunç bir şey ya. Peygamber'e yapılacak şey mi bu ya? Düşünelim mi diyor. Bir tanesi de çıkıyor. Bir akıl tane. Tamam diyor. Doğru güzel iyi demişsin. Ya kadar ayrılayım diyor. Mehir alıyor peygamberden. Adam çekip gidiyor ya. Rezalete bak yani. Hayır, Allah belasını veriyor. Ayrı mesele de. Şu azgınlığa, manyaklığa bak yani. Psikopatlığa bak yani. İki günlük dünya için. Ya dünyanın en güzel insanını bırakıp gidiyorsun. O tebliğe gidiyor, İslam'ı yayıyor. Senden mi uğraşacak? Eğlendir günü diyor peygamber özetle yani. İşi gücü bırakacak, o evde oturacakmış peygamber. Kafaya bak sen ya. Bir tanesi de yüzüyordu, anlattım ya. Resulullah çünkü hep Müslümanlara dağıtıyor parayı. Fakire, fukaraya dağıtıyor. Para itinalı kullanması gerekiyor. Münafıklar ayrı tutturuyor, bize bol para verdin. Karısı da diyor ki bana diyor altın yüzük al. Tamam alayım diyor peygamberimiz. Alayım. Ya diyor gümüş alayım da diyor. Gümüş aldım da diyor. Altın kaplattım diyor. Bak terbiyesi, alıp başını atıyor peygamberin. Şu rezalete bak ya. Şu akla bak yani. Bu şey yapılacak iş mi ya? Onu tatlı tatlı anlatıyorlar peygamber işte sahabilerle sanki böyle hep beraber oturup efendim süt içerlerdi. Ya kardeşim çok saygısızlık yapmışlar. Tabii. Acayip densizlikleri yapmışlar yani. Ve çok zor yaşamış peygamber. O yüzden çok değerli yani. Ve acayip zorlu. Mesela yanında olan sahabiler var gece Ashab-ı Suffa. Diyor ki adam bir müşrik kabri ya diyor bize müminleri gönder tebliğ yapsınlar. Elhamdülillah Müslüman olacağız diyor. Peygamber de inanıyor. 70 kişiyi gönderiyor. Alçak adamlar 70'inde şehit ediyorlar. Yani çok psikopat adamlar. Manyak gibi ortam yani. Dolayısıyla peygamberin çektiği çile çok şiddet. Çok şiddetli. Bunu anlatılması lazım. O yüzden Allah onu sonsuz sevginin kapısının içerisinde yaşattı. Ve sonsuz sevginin kapısını ona açtı. Öyle sevgi durduk yere niye verilsin? Ya niye verilsin? Adam hiçbir şey yapmamış, etmemiş. Allah ona sonsuz sevgi verecek. Yok, hepsini yok eder Allah yani. Bu kadar. Ölüler diyar diyor şey, cehennem hepsini dolduruyor ya, o kadar. Yok zaten adam, ölü yani. Cisim yani. Mesela peygamber yanında bağlıyorlar. Diyor ki Hucurat Suresi 2. Şeytanından Allah'a sığınırım. Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesi üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona sözle bağırıp söylemeyin. Yani şimdi çirkin bir şey söyleyeceğim de ya, insan sinirleniyor. Peygamber'e bağıra bağıra hitap ismiyle. Ama çok kaba bir üslupla. Yoksa siz şuurundayken amelleriniz boşa gider diyor Allah. Evet.
Şimdi kısa bir ara verelim, devam edeceğiz. Yayınımıza videolarla devam ediyoruz.